Simülasyon oyunları dünyası, Simula World'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Farming Simulator 22'deyiz yine. Çok az videosunu çekiyorum biliyorum ama oyunu canlı yayında oynamak daha keyifli geldi bana. O yüzden açıklamada linki bulunan Twitch kanalıma gelerek siz de canlı yayınlara katılabilirsiniz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Aynı zamanda Discord kanalıma gelirseniz onun da linki aşağıda. Oradan da duyuruları yapıyorum. Bugün 3 tane güzel mod var. Bir tanesi şöyle hemen haritayı da açayım. Alt H'ye basarak HUD'u sakladığınız, yani bütün o ekrandaki yazıları sakladığınız bir mod. Hatta şöyle göstereyim, bakın tarlaya geldiğinizde çıkan yazıları vesaire her şeyi bir anda gizliyor. Böylece fotoğraf alabiliyorsunuz. İşte hani seviyorsanız benim gibi fotoğraf almayı veya kapak fotoğrafı çekmek için ben kullanacağım. Bu güzel bir mod. Aynı zamanda şu anda gördüğünüz gibi bayağı yüksekteyim. Bu da kamera modu. Hatta şöyle zoom da yapabiliyor. Kamera modunun böyle bir özelliği de var. Mouse tekerleğine tekrar tıkladığınızda her şeyi sıfırlıyor. Şu an gördüğünüz gibi yavaş yavaş iniyor. Bu da yine fotoğraf çekmek için bugün özellikle kullanacağım modlardan biri. Bir de aynı zamanda şöyle bir saniye şöyle göstereyim. Hızlanma modu var arkadaşlar, şöyle. 3'e aldığımda bakın bayağı bir hızlı gidiyor. Bir de çok aşırı yavaş gidebildiğiniz. Bunu niye kullanır insan bilmiyorum ama şu sayılara basarak yapıyoruz bu arada arkadaşlar. 1'e basıyorsunuz işte çok yavaş oluyor. 2 biraz hızlı oluyor. 3 bayağı bayağı hızlı oluyor. 0'a tekrar bastığınızda da normal adamın default haline geliyor, yani öyle söyleyeyim. Bugün şöyle bir iş yapacağız. Biraz bir ekim yapalım istedim. Şu an kanola ekebiliyoruz. Kanolayı seçersem biraz önce mesela buğday, bir dakika şöyle göstereyim bakın. Aa, yine geçtim. Bu değil. Şu galiba buğday değil mi? Evet. Buğday seçtim mesela. Şöyle aracımızı çalıştıralım. Ekmeye çalıştığınızda buğdayı izin vermiyor. Bakın. Ağustos tarlasına dediği, işte hani Ağustos ayında ekilemez anlamına geliyor. Ağustos ayında ekebileceğiniz işte kavak var ki onu şu anda yapamayız. Çim var, yağ tohumu, turpu var. Bir de aynı zamanda kanola ekebiliyoruz sadece. Yağ tohumu, turpunu da biliyorsunuz zaten gübre için kullanılıyor. Aslında onu eksek de sonra üstünden geçsek bütün tarlalarımız... Bak onu da yapabilirim ben. Mantıklıymış. Şimdi ben kanola ekeceğim. Yani size göstermek için kanola ekeyim istiyorum. Şöyle ışığımızı da yakalım hatta. Yok. Yakalım ya. Güzel. Oo, zoom olayı araç içerisindeyken de çalışıyor. Zaten şeye bastığınız anda, orta tekerleğe bastığınız anda gidiyor. Bakın bunu çalıştırdığımda şimdi artık bir şey söylemiyor. Araç da devirini verdi. Bakayım. Evet, ekebiliyoruz. Bugün direksiyon kameram yok. Direksiyonu takmadım çünkü. Canlı yayınlarda vesaire direksiyonla oynuyorum. Bilen arkadaşlar vardır. Thrustmaster'ım var. Yani direksiyon feedback'i var diyenler oldu ama ben gerçekten bir feedback alamadım. Onunla alakalı da hani bir şey yaparım eğer bulabilirsem. Feedback nasıl yapılıyor veya yapılabiliyor mu? Onunla ilgili de bir video yaparım. Şu ana kadar hani ben bulamadım açıkçası. Şuraya samanları yığmak zorunda kaldım çünkü benim samanlığım yokmuş. Samanları topladım. Oyunu şu anda kolay modda oynuyorum. Hani bana verdiği ekipmanlarla vesaire böyle bir önce görmek istiyorum açıkçası. Ben oyunu tamam şeyde oynadım, 2019'unu. Ama pardon, 2018'i, 2019 ne ya? Yok, 2019. Allah Allah, Farming Simulator'ın bir öncekisini unutmaya başladım bir anda. 2019'da evet. PS19'u oynadım ama mevsim modunu kullanmamıştım arkadaşlar. Şimdi mevsim moduyla oynayınca neler olur, ne biter? Şu anda artık mod değil biliyorsunuz. Oyunun kendi içerisinde geldi. O yüzden de onu görmek istedim. Aracın sesi bayağı gürül gürül yalnız buraya kadar geliyor. Şu an direksiyonsuz oynamama rağmen bayağı güzel aslında, kontrolü falan gayet iyi. İçeriden de böyle John Deere'miz
Bunlar bana işte oyunun kolay modda verdiği kendi traktörleri, her şey hazırdı. Ben sadece yeni bir şey almıştım, biliyorsunuz. Onun videosu var zaten kanalda. Zetor DLC ile gelmişti. Çok fazla bir değişiklik yapmadım. Canlı yayında çünkü başka bir save oynuyorum. Aynı zamanda multiplayer oynuyoruz. Bu oyunu bayağı bir oynayacağız. Ben zaten seviyorum, kanalımda da hani sizler de seviyorsunuz, izliyorsunuz. FS22 yayınlara da gelen çok arkadaş oldu, sağ olsun. Şurayı kaçırdık galiba. Şöyle gidelim. Toprak dokusu, toprağın işlenmesi vesaire her şey çok güzel olmuş. Ya ben FS19'dan bu kadar geliştireceklerini düşünmüyordum açıkçası. Çünkü 17 ile 19 arasında çok böyle aşırı bir fark yok. Yani ben 17'yi oynadım, 19'u oynadım. Diğerlerini oynamadım ama. 15 var bir de bildiğim kadarıyla. Bir de işte mobilde 20 var. Onları bilmiyorum açıkçası. Böyle çok da gece olmadan bitirelim istiyorum şeyi. Tarlayı. Ekip ekmediğim yeri ayırt edememeye başladım. Niye böyle oldu? Renk. Renk bir garip oldu ya. Buraları ektim mi? Şöyle bir hafif koyuluk yapması lazım, onu göremiyorum nedense. Çok bir paramız yok şu anda bu save'de. Hile de yapmadım tabii, öyle şeylere girmedim. Yapılıyor mu onu da bilmiyorum bu arada, yani para hilesi falan yapılıyor mu? Çünkü şeyde vardı, mod olarak bile vardı hatta PS19'da. Burada getirirler mi, ne yaparlar bilmiyorum ama şu an için ihtiyaç duymadım açıkçası. Yani böyle oyunun zevkini kaçırmak istemiyorum. Keyifli oynayalım istiyorum. Evet, şöyle ortadan gidersek hepsini yapabilir miyiz? Ben de sinir oluyorum böyle, birazcık yer kalıyor ya. Şu ışıkları kapatsam, yok yine gözükmüyor. Bak mesela şurası kaldı. Orada da bir yer kaldı. Uyuz olacağım. Uyuz olacağım şimdi yani. Şurayı aldık. Canlı yayında sağ olsun yardımcı olan arkadaşlar oluyor. O yüzden etkileşimli olduğu için canlı yayında bu oyunu oynamak daha çok hoşuma gitti açıkçası. Bir de aynı zamanda şimdi bazı oyunlarda bakamıyorsunuz chat'e. Mesela ETS'de biraz zor oluyor çünkü herhangi bir durumda çarpabiliyorsunuz. Şeyde mesela F1 2021'de hiç bakamıyorum. Araç çünkü çok hızlı gittiği için öyle bir şey yapamıyorsunuz yani, şuradan bakayım da ona göre şey yapayım falan olmuyor. O yüzden bu oyunda onu daha rahat yapabildiğiniz için şu bırakma şeyleri falan çok güzel olmuş bu arada, efektleri. Bizim sabanımız var mıydı acaba? Sahip olunanlar, pulluğumuz var ha. Pullukla aslında şuraları bir kabartsak güzel olacak. Bunlar da... Bu neymiş? Sarıcı. Sarıcı ne be? Gübre dağıtıcı diyor. Güzel, iki tane traktör de var. 6M var mesela, 47 bine. İyiymiş fiyatı. Sarıcı ne alaka, ben bunu bilmiyorum. Allah Allah. Bilen varsa aşağıda yorumlarda belirsin arkadaşlar. Ben bunun ne işe yaradığını bilmiyorum gerçekten de. Şu pulluğumuzu bulursak aslında tarlalara bir de pulluk mu çeksek? Pulluk neredeydi ya? Ben onu bir yere koydum. Sanki şuraya bir yere koydum diye hatırlıyorum. Burada yok.
Tarlada gözükür mü? Şu ne? Bu değil. Ha, pulluk bunun arkasındaymış ya. Of ya. 2 saattir arıyoruz. Aha, burada işte. Aha. pulluk işe yaramayacak çünkü saban gereksinimi diyor. Ben bir dakika yanlış baktım olaya tabii. Dur, nerede ya o? Ha, şurada. Bir yana gidelim. Sürülmesi gerekir diyor. Bu pulluklu olmuyor ki. Onları kapatmadım tabii. Buraları şeyle sürmem gerekecek. Neyse, ben onu daha sonra hallederim. Umarım siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu tabii ki beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, ayrıca kanalda abone olmayı unutmayın. Ben daha çok video değil de hani canlı yayında oynayacağım bu oyunu. Ama size de böyle bir göstermek istedim. Bu arada taşlar da toplanıyor. Taş toplamayla alakalı da bir video çekerim. Onu da yakın zamanda paylaşırım. Şöyle aracımızın motorunu da kapatalım. Zaten dizel fiyatı uçtu gitti. Boş boşuna şey yapmasın. Şöyle yükselelim ve orada da artık oyunumu bitireyim. Videoyu beğenmeyi, aynı zamanda kanala abone olmayı unutmayın. Twitch ve Discord kanallarımda gelerek oradan her şeyden haberdar olabilirsiniz ve canlı yayınları kaçırmazsınız. Bir sonraki videoda, bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.